Osman Bey, normal midir bir belediye başkanının grup başkan vekiline ya başka bir iş bul ya başka bir parti bul demesi? Bana partinin bugünü ve geleceğiyle ilgili bir işaret verir bu süreç, dedi Mustafa Hocam. Siz ne dersiniz? Yani normal gördünüz mü bu süreci? Garip bir durum mudur sizin için de? Önce ilk sorunuzdan başlayayım. Tabii ki normal değil. Yani bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının grup başkan vekiline bunu söylemesi normal değil. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Yani bu tespite gelene kadar birkaç hususun altını çizmek gerekiyor. Birincisi, ilkesel olarak Burcu Köksal'ın söylediği yanlış bir şey. Yani toplumda hiçbir kamu görevlisi, bu belediye başkanı olsun, vali olsun, cumhurbaşkanı olsun, meclis başkanı olsun, toplumda belli bir partinin, o partiye üyelerin kendi kapısından giremeyeceğini söylemesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir hadise. Dolayısıyla bunun altını çok net bir şekilde çizmek lazım ve sadece CHP için yanlış, diğerleri için doğru şeklinde değil. Bu herkes için yanlış bir konu. Buna paralel olarak eğer bir tepki gösterilecekse, ilkesel tepki gösterilecekse, bunun da sadece CHP'den beklenmesinin de yersiz olduğu kanaatindeyim. Hatta bilakis iktidar bunu kendi lehine de değerlendirebilir. Nasıl? Muhalefetin bizatihi seçmen kitlesi arasında ayrım yapmakla, bir tarafta işte perde önünde bir işbirliği gösterirken perde arkasında birbirlerine karşı nefret beslemekle AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın daha kapsayıcı olduğu, kapısının herkese açık olduğu, DEM Partili olsun, Zafer Partili olsun, CHP'li olsun, AK Partili olsun, belediyelerinin kapısının herkese açık olduğunun altını çizerek bu ilkesel yanlışı düzeltme sorumluluğu bence sadece CHP'ye düşmüyor. Birinci planda CHP'ye düşüyor çünkü bu sözleri söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi bir yetkilisi. İkincisi, böyle bir cümlenin ifade edilebilmesi ve tartışılabilmesinin, yani DEM Parti'nin ve DEM Partililerin şeytanlaştırıldığı bir sürecin nasıl bir atmosferde gerçekleştiğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani Afyonkarahisar'da bir meydanda söylenen cümle, buna o partinin genel başkanının söylediği cümle, ona İstanbul'dan verilen yanıt, bunun seçime yansımaları diye düşündüğümüzde meseleyi birkaç gün programın başında söylediniz. 22 gün içerisinde sonuçları oluşacak ve bitecek bir dar bir paranteze hapsetmiş oluruz ki toplumsal psikolojiyi ve siyasal haritayı okumak anlamında bence bu biraz eksik olur en azından. Sonuçta Türkiye'de bir siyasi partinin, o partiye oy verenlerin şeytanlaştırıldığı bir süreçte yaşıyoruz. Bu cümlelerin ifade edilebilmesi bu sürecin de bir sonucu ve bu sadece DEM Parti için de geçerli değil. Yani Suriyeliler için de, göçmenler için de, yabancılar için de, Zafer Partililer için, iktidar partisindekiler de, iktidar partileri diğerleri için son derece kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. Bu psikolojinin üzerine gidilmesi gerekiyor ve bunun toptan reddedilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, bu açıklama ve sonrasında Burcu Köksal'la Özgür Özel arasında yaşanan süreç, aslında ve sonra Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinden geçmekte olduğu yüzleşme, dönüşme, kendisiyle hesaplaşma sürecinin bir yansıması. Bir taraftan Burcu Hanım'ın sözleri tam da CHP'nin geleneksel kodlarıyla örtüşen ulusalcı, Türk milliyetçiliğini neredeyse etnik temelli olarak yorumlayan ve bunun üzerinden siyaset ifade eden bir CHP kimliğinin yansıması. Çözüm süreci varken bu konuyla ilgili gen soru veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bugün işte DEM Parti ile ilişkisini görüyoruz. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir CHP var. Bir tarafta dönüşmeye çalışan, bunun doğru olmadığını düşünen, yani geleneksel CHP kodlarının ilkesel tartışmayı birazdan gireceğim ama taktik olarak doğru olmadığını düşünen başka bir CHP var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çabası, başörtülerden özür dilemesi biraz bu çabanın bir sonucuydu. Yani bir tarafta yine hala aslına bakarsanız mümkün olsa belki başörtüsü yasağını doğru bulan ve uygulamak isteyen bir CHP var. Her ne kadar çok, o çok biraz gerilerde kaldı diye düşünüyorum. Bir tarafta bunun çok yanlış olduğunu söyleyen bir CHP var. Bir tarafta Kürt meselesinde, DEM Partisi meselesinde son derece ulusalcı çizgide olan, üniter devlet tırnak içerisinde söylemiyle kendisini ifade eden bir CHP var. Bir tarafta bunun doğru olmadığını söyleyen bir CHP var. Bunun doğru olmadığını söyleyen CHP'nin iki sebebi var. Birisi ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü bugün iktidara karşı kazanmak için DEM Parti'nin ve Kürt seçmenin oyuna ihtiyacı var. Dolayısıyla ilk söyleme sahip olmak demek taktik olarak, seçim stratejisi olarak doğru bir sonuç üretmiyor. İkincisi ise bunun ilkesel olarak doğru olmadığını düşünen bir CHP var. Ben Ekrem İmamoğlu'nun biraz buraya yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece Burcu Köksal tartışması üzerinden değil,
daha geçtiğimiz günlerde verdiği ben niye Kürtçe bilmiyorum sorusu, keşke Kürtçe öğrenebilsem sorusu ya da Kürtlerle arama parti giremez sorusu, daha önce bu konuda yaptıkları yeterli midir, yetersiz midir, ne kadar ilkesel, ne kadar taktik tabii ki tartışılabilir ama biraz daha ikinciye yakın gibi geliyor bana. Bu da CHP'nin içindeki yarılmanın bir... daha ilkesel mi geliyor yoksa taktiksel mi? Kimin? İkinciye yakın geliyor bana dediniz ya. Ilkesel, daha ilkesele yakın. İlkesel geliyor. Daha ilke. Ama tabii ki siyah beyaz değil. Mutlaka bütün ihtiyaçlar yan yana bunun içerisinde değerlendirilmesi lazım. Üçüncü ise az önce sevgili Mehmet'in de Mustafa Hocam'ın da altını çizdiği gibi CHP'nin içindeki liderlik gerilimine dair olarak yansıması. Burada son derece net bir şekilde Ekrem İmamoğlu. Aslında Ekrem İmamoğlu bu konuşmayı yapmasaydı, Özgür Özel aynı cümleleri yapmış olsaydı bu kafi gelir miydi? Kafi gelmezdi. Çünkü aslına bakılırsa toplum nezdinde de CHP'nin tam olarak ne söylemesi gerektiğini temsil eden kişi de biraz Ekrem İmamoğlu. Tabii ki Özgür Özel'in ne söylediği çok önemli, ne söylemediği çok önemli. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da böyle bir ağırlığı var. CHP kitlesi üzerinde de ağırlığı var. CHP teşkilatı üzerinde de ağırlığı var. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. İki sebeple böyle bir çıkış yapmış olabilir. Bir, bu bahsetmiş olduğum ağırlığa karşı gelmek için. İki, kendi ağırlığını görünür kılmak için. Yani birincisi bunun karşılığının olması için ama en önemlisi de tabii ki İstanbul seçimlerinde DEM Parti'nin oy oranı önemli. Eğer Ekrem İmamoğlu CHP'deki genel başkanlık yarışlarından bağımsız olarak ya da toplumun beklentilerinden bağımsız olarak bu çıkışı yapmasaydı İstanbul'da kendisinin seçilmesini de diske atacak bir gerilimin izlemekle kalmış. Size onu soracaktım. Şimdi çeşitli böyle bakıyorum analizlerde. Araştırmacılar der ki DEM Partisi aday çıkardı ama yine de DEM'in tabanı, seçmeni bir parça Ekrem İmamoğlu'na oy veriyor. Öyle görünüyor anketler derler. Bu çıkış 22 gün kalmış yerel seçime. Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamaya böyle üst tondan bir yanıt vermeseydi DEM Partisi nezdinde İstanbul'da farklı bir görüntü olur muydu DEM seçmeninde? Ya da bu çıkış... varsa bir hasar şayet DEM seçmeni üzerinde onu telafi eder mi? İkincisi daha bence kolay cevaplaması. Bence telafi etmiş durumda çünkü çok net bir çıkış. Yani kendi partinizin grup başkan vekilini ya başka partiye git ya başka iş yap diyorsunuz. Bu konuda da net ki bir gün önce yaptığı açıklamada ondan önce yaptığı genel çizgide bunu telafi etme konusunda bence başarılı. DEM Parti seçmeni oy veriyor mu? Çok eskiden beri bir SDP ile ilgili. 2023 seçimlerinden önce yaptığımız araştırmalarda birinci tur senaryolarında o zaman HDP'nin aday gösterip göstermeyeceği ya da kimi göstereceği belli değildi. Biz de HDP seçmeninin parti aidiyetinin en üst seviyede test edilebileceği aday ve isim Selahattin Demirtaş olduğu için her ne kadar onun aday olması mümkün olmasa da Selahattin Demirtaş üzerinden bir simülasyon yaptık. Yani eğer birinci turda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Sayın Selahattin Demirtaş ve iki isim, üç isim daha yani Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu simülasyonu yaptığımızda birinci turda Selahattin Demirtaş adayken bile HDP seçmeninin üçte birinin Ekrem İmamoğlu'na yöneldiğini gördük. Bakın hani ikinci tur değil yani ölüm kalım seçimi değil. Birinci turdan bahsediyorum. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti seçmeninde bir karşılığı var. Selahattin Demirtaş bile aday olsa var. Dolayısıyla başka bir aday civarındadır sizin yaptığınız araştırmalarda Osman Bey. Biz şu anda İstanbul araştırması spesifik olarak yapmadığım için bunu söylemeyi yani, doğru bulmam. Peki bir öngörünüz ama var mı? Birinci turda efendim? Bir öngörü olarak da soruyorum. Yani yüzde kaçı sizce böyle bir Ekrem İmamoğlu'na DEM Partisi aday çıkarsa da gitme eğilimindedir? Geniş bir yani kesimden daha mi bahsediyoruz? Sırrı daha Süreyya da. Önder'in aday olduğundaki HDP seçmeninin parti aidiyetini, 2023'ten önce Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan simülasyonunda HDP'nin oy verme davranışına baktığımda benim beklentim 3'te 1 oranında bir DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na yönelmesi beni şaşırtmaz. Ama son gerilimde olduğu gibi buna benzer açıklamalar 3 defa daha yapılsaydı ve bunlarda da Ekrem İmamoğlu sessiz kalsaydı o takdirde DEM Parti seçmeni çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaşabilirdi. Bu son süreç Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaşma ihtimalini ortadan kaldırmış olabilir. Ama yine de CHP'nin kurumsal kimliğinin Kürt meselesi, Kürt sorunu, DEM Partisi konusunda nerede durduğuna dair yerleşik korkuları beslemiş de olabilir. Bunun nasıl
ilerleyeceğini biraz önümüzdeki günlerde de takip etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Bir parça bu İmamoğlu'nun parti içerisindeki ağırlığı üzerinden devam edelim isterim. Yani bu açıklama neyi söylüyor diye. Mustafa Hocam dedi ki Sayın Necdet, bugünün eve geleceğine dair bir şey söyler bana İmamoğlu'nun bu çıkışı ve bir ağırlığı olduğunu gösterir dedi Osman Sert'te. Bir yandan da şöyle bir soruyu da doğuruyor. Bir genel başkan var, bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Dolayısıyla iki farklı açıklama da var. Bir karşı karşıya gelme halini tetikler bir duruma gider mi CHP içerisinde diye de sorulur. Siz ne dersiniz? Şimdi Mustafa Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi içinde parti içi rekabetin bir süre daha, parti içindeki problemlerin bir süre daha devam edeceğine dair analizinde üçüncü bir başlık olarak da İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir mücadelenin, yani İmamoğlu seçimleri kazansa bile İstanbul'da devam edeceği şeklinde, ki ben ona da katılıyorum. Yani bir takım iddialar adaylık süreci içerisinde ortaya çıkmıştı. Adayı belirleme sürecindeki anlaşmazlıklar onu teyit eden, yani aralarında bir gerilim yaşandığını teyit eden bazı gelişmeler de yaşanmıştı. Yani pek çok yerde adaylık ilanının gecikmesi gibi bir durum söz konusu. Siz bunu o karşıtlıktan olduğunu düşünüyorsunuz, o geç gelen aday, evet, ilanlarının. Evet, yani Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel her konuda anlaşamıyorlar. Fakat şöyle bir fiili durum var. Yani 4-5 Kasım kurultayını Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu'nun sayesinde kazandı. Yani bir nevi İmamoğlu Özgür Özel'e o kurultayı kazandırmış oldu. O da yani bu borçlandırma halinin herkes farkında. Özgür Bey de farkında. Ekrem Bey de bunu çeşitli şekillerde kendisine hatırlatıyor. Dolayısıyla bu son DEM Parti tartışmasında ortaya çıkan açıklamaları da biraz bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani partinin stratejik kararlarında Ekrem İmamoğlu bensiz olmaz mesajını veriyor her zaman. Burada da tabii kendisi açısından son derece kritik bir seçim var. Orada hayati nitelikli DEM Parti oyları kendisi açısından söz konusu. Dolayısıyla bu şekilde üst perdeden parti yönetimini de değil yerindeyse biraz ezerek böyle bir çıkış yapmış oldu kendisi. Bunun tabii yani seçim sonrası, seçim sonucuna göre, 31 Mart sonucuna göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani eğer İmamoğlu kaybederse bu defa Kılıçdaroğlu ve ekibinin harekete geçeceği şeklinde bir beklenti söz konusu. Tekrar işte kurultaylar, olağanüstü kurultaylar, parti içerisindeki hizip tartışmaları böyle bir süreç yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyecektir, ama kazanması halinde de İmamoğlu'nun çok net bir şekilde pozisyonunu tahkim edeceği de en azından belli bir süre çok kolay, yani çok kolayca tahkim etmesi de beklenmiyor. Ben en azından kendi kişisel değerlendirmem bu şekilde. Çünkü genel başkan olarak seçilmiş, kurultayda delegelerin oyunu almış bir isim olarak da Özgür Özel'in bu direnci göstermesi beklenir. Ha, aralarında bir anlaşma olur o senaryoya göre. Ve işte 2028'e birlikte yürüme, biri genel başkan olarak, biri CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilerleme şeklinde bir ikili anlaşma söz konusu olursa o zaman başka türlü ilerler. Ama tabii her şeyden önce Sayın İmamoğlu açısından önünde şu anda çok ciddi bir 31 Mart sınavı var. Bütün araştırmalar şimdiye kadar gösteriyor ki başa baş bir durum söz konusu ve 31 Mart'ta seçimleri kaybetme durumu da Sayın İmamoğlu açısından söz konusu. O nedenle böyle zamanlarda işte çok daha üst perdeden bu mesajları veriyor. DEM Parti açısından da bir şey söylemek isterim Sena Hanım. Biraz önce söylenilenlere yine katkı olması bakımından. Orada da yani esas bu tartışmaların bu şekilde köpürmesinin arka planında ben biraz da DEM Parti'de CHP'ye yönelik güvensizlik iklimi, atmosferiyle ilişkilendiriyorum. Yani zaten bu aday belirleme süreci içerisinde parti içinde eğer biz CHP'li ittifaka devam edersek kan kaybetmeye devam ederiz şeklinde bir görüş var. Mayıs seçimlerinde biraz katılım düşük kalmıştı Doğu, Güneydoğu bölgesinde. Bunun bir sebebi de yine DEM Parti seçmeninin Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak yapılmasına
karşı gösterdiği mesela DEM Parti'den olarak. O yani bu yaşananlara ilişkin gelen açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayından var, Akın Birdal'dan. Bir grup başkan vekili bunu hemen görevden alınması gerekiyor. Değişim dönüşüm adına geldi bu yönetim. Bunlar bu seçimde her yerde hayatın en büyük hezimetine uğrayacaklar der. Tepki olarak da. Şimdi şu şekilde anlıyorum ben DEM Parti içindeki hissiyatı. Yani bir mevcut iktidarın kaybetmesini istiyorlar. Bütün denklemlerde bunu öncelikli bir hedef olarak ortaya koyuyorlar. Bunu daha önce şimdiki eş başkan Tuncer Bakırhan açıkça söyledi zaten bizim bir hedefimizde. Ya özellikle bu ittifaka girerken kaybettirme, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirme hedefiyle hareket ettik. Bu tabii ki bütün partilerin doğal olarak muhalefetteki aldığı pozisyon kaybettirme üzerine kuruludur. Ama ittifak tercihinde DEM Parti'nin kaybettirme stratejisi çok ön planda oldu. Çünkü mevcut iktidar ve mevcut Cumhur İttifakı ile DEM Parti, HDP'nin kendi siyasi ajandalarına uygun bir zeminde ilerlemeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla önce kaybetmesi gerekiyor Tayyip Erdoğan iktidarını onların bakış açısıyla ve o nedenle de ne olursa olsun bu ittifakın bir şekilde içinde olmalıyız görüşü. Bu son düzlükte biraz da Kandil'den gelen işaretler, Mustafa Karaksoy'un yeni açıklamaları da var. Sıradan bir belediye seçimi olarak bunu görmeyelim şeklinde. Dolayısıyla hala o Mayıs öncesi olduğu gibi Kandil etrafında güç devşiren başka unsurlar, işte içerideki dışarıdaki bir takım unsurlar bu seçimleri de yine aslında Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bir kendi siyasi ajandalarını, siyasi hedeflerine ulaşma anlamında kritik bir seçim olarak görüyorlar. Fakat problem biraz şuradan kaynaklanıyor. Yani onu demin biraz aktarmak istedim. Yani CHP'ye karşı bir güvensizlik var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte köprüyü geçene kadar kendilerine iyi davranmakla yani böyle itham ediyorlar. Bu şekilde bir güvensizlik duygusu içerisindeler. Ve artı tabii yani işte Türkiye'deki Kürt sorununun müsebbibi olarak zaten CHP anlayışını hep gören bir düşünce de var DEM Parti içerisinde. Bu partinin işte bilinen tanınan isimleri, Ahmet Türk bunu açıkça söyledi. Sırrı Süreyya Önder'in yakın zamanlarda açıklamaları var. Sırrı Sakık yine bu Burcu Köksal'ın çıkışı üzerine açıktan tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi. Bu isimler partinin eskileri, eski tecrübeli isimleri bunlar aynı zamanda. CHP'ye güvenmiyorlar ve CHP ile ittifakın yanlış olduğunu söylüyorlar, düşünüyorlar. Sırrı Sakık'ın tabii ki kaybettireceğiz Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da şeklindeki açıklamasını da burada not etmiş olalım. Dolayısıyla hani böyle bir açıklamanı şu kısmıyla ben de yani şunu söyleyeyim yani DEM Parti hariç tüm partileri açacağım cümlesini ben de problemli buluyorum. Yani belediye hizmetlerinden yararlanma anlamında bunu özellikle kastediyorum. Ama bunun dışında özellikle DEM Parti diğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu güvensizlik iklimi de CHP'deki böyle bir tartışma sonrası bu tartışmanın çok gürültülü ve sert açıklamalarla ilerlemesinin başka bir gerekçesi haline dönüşüyor. Dönüşüyor. Bunun yani bu işin, bu tartışmanın bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyümesinin bir sebebi de DEM Parti'nin kendilerine güven duymaması ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Ekrem İmamoğlu tarafında çok net bir şekilde fark edilmiş olması ve o nedenle böyle bir çıkış yapmasıyla ilişkilendiriyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Size kağıt vereceğim. Siz de benim gibi çok not alıyorsunuz. İmamoğlu'nu ve Özgür Özel'i karşı karşıya getirir mi bu süreç? Bir yandan da aklıma Mehmet Acet konuşurken CHP'den Burhanettin Bulut'un açıklaması geldi. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük oldu diye. Sonra hemen şöyle bir geriye dönüp hatırladım. Gazeteci Murat Yetkin'in bir yazısı vardı. CHP içerisindeki hizipleşme İmamoğlu'na kaybettirmeye dönük bir hal almaya başladı diye bir analiz vardı. Kulis haberi vardı. Yani bir İmamoğlu Özgür Özel karşılaşmasını tetikleyen bir sürece evrilir mi bu CHP içerisindeki yapı? Siz az önce bahsettiniz biraz kategorilere ayrılarak. Yani iki siyasetçi de hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel yeterince tecrübeli siyasetçiler.
Dolayısıyla bu seçim sürecinde bu dediğiniz olmaz. Yani bu seçim sürecinde Özel ve İmamoğlu arasında bir açık kavga, çekişme, kutuplaşma olmaz. Bence bunu, bu tartışmayı kısa sürede bir çerçeveye alıp kapatmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Bugün yarın bunu halletmeleri gerekir. Yoksa zaten hem partiye hem İstanbul'da İmamoğlu'na zarar veren bir noktaya doğru evrilir. Çünkü herkes söyleyeceğini söyledi, pozisyonunu gösterdi, mesajlarını verdi. Şimdi onu hızlıca kapatma zamanı, yoksa artık partiye zarar vermeye başlayacaktır tartışma uzadıkça diye düşünüyorum. Bu tartışma böyle kapanır diyor musunuz? Yani çünkü bu bayağı da garip bir durum olarak değerlendirdiğiniz için uzun uzadıya dün peşi sıra açıklamalar geldiği için soruyorum. CHP'de hiçbir şey kapanıp kalmıyor, pakete koyulup üstü bırakılıp bir köşeye koyulmaz. CHP eskiden beri çok, işte Murat Yetkin'in vurguladığı gibi, Hizipler Partisi'dir. CHP içerisinde tartışma uzun sürer, unutulmaz, döner tekrar tartışılır. Pek çok konu tekrar tekrar gelir. Şimdi bu konu da tamamen rafa kaldırılmayacak. Ama bu konunun ne olduğunu koyalım. Bu konu CHP Türkiye'deki Kürt siyaseti ile ne kadar yakın duracak, ne kadar işbirliği yapacak, ne kadar uzak duracak? O mesafeyi nasıl ayarlayacak? CHP'nin Kürt siyasetiyle ilişkisi ne olacak? Bu aslında esas büyük tam soru bu diyorsunuz. Bu sorunun kapanması mümkün değil şu anda. Çünkü bu soru aslında hani Deniz Baykal öncesinden başlayarak gelen bir soru ve farklı cevaplar verilen bir soru zaman zaman. O nedenle bu büyük soru kapanmayacak. Benim kapanacağını söylediğim şey, şu andaki tartışmanın artık ötesine geçilmesi gerekiyor. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. Yani şimdi buna takılıp kalmak buna kaldırma, evet, gibi görüyorsunuz. Mecbur. Çünkü yani bakınca CHP'ye, aslında o notu alıyordum bir böyle ne söyleyeyim diye. Baykal öncesi, yani Mehmet Bey söylerken aklıma geldi. Hani Kürt siyasetinin ve siyasetçilerinin CHP'den şikayetlerini dile getirdi Mehmet Bey. Aslında öyle değil. Bu işin kökeninde, hani Baykal öncesine baktığınızda CHP'nin Kürt siyasetiyle yakın olduğunu, birlikte çalıştıklarını, hatta parlamentoda CHP altında siyaset yapan Kürt siyasetçiler olduğunu görüyoruz, biliyoruz. CHP'nin meşhur Kürt raporu var. Bu sorunun, Kürt sorununun tırnak içinde çözülmesi için ne yapılması gerektiğiyle ilgili önemli çalışmaları var. Ama Baykal, Deniz Baykal döneminde de ulusalcılığa kaymış, Kürt meselesine daha ulusalcı bir perspektiften, daha milliyetçi bir perspektiften ve dışlayıcı bir perspektiften bakan bir parti var. Bu sonra Kılıçdaroğlu döneminde hepimizin bildiği gibi adı konmamış bir işbirliğine, seçim ittifakına dönüştü. Birlikte çalışıldı. Bir önceki belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da, Ankara'da ve başka şehirlerde birlikte çalışıldığını gördük. Son seçimlerde belli ölçüde birlikte çalışıldı. Şimdi Özgür Özel bu dönemde kendilerine Türkiye'de yükselen milliyetçiliğin getirdiği eleştiriyi de bir şekilde göğüsleyen ama Kürt siyasetini dışlamayan, o açılıma ihtiyacı olduğunun farkında olan, o nedenle de ikircikli bir politika izliyor. Şimdi bu da bir sonraki dönemde, yani Türkiye'de seçimler bittikten sonra, genel seçim geçti, büyük bir kayıp oldu. Yerel seçim geçtikten sonra bunun esas CHP içerisindeki hesaplaşması bence esas o zaman olacak. Ondan sonra CHP bir sonraki seçime, yani 2028'e kadar önünde bir mesafe olacak ve orada politikalarını, her türlü konudaki politikalarını daha netleştirecek. Bence Kürt siyasetiyle ilgili veya Kürtlerle ilgili orada belirlenecek. İsim kim olacak? Yani mesela İmamoğlu'na çıkan, hani yarını için de dediniz ya, İmamoğlu'nun mu şimdi ağırlık kazanacağını düşünüyorsunuz? Yani 2028'e giden o bugünden süreçte. Yani kristal küreye bakıp yok, şu demek şansımız doğru. Yok. Ama şunu net söyleyebilirim. Yani Ekrem İmamoğlu bu partinin geleceğindeki güçlü adaylardan, lider adaylarından birisi olacak. Güçlü gruplardan birisini temsil edecek. Bu net. Bunu bugünden görebiliyoruz. Şimdiden zaten hani bir genel başkan var. Bir de hani adına ilan edilmemiş genel başkan adayı da diyebiliriz. Gölge genel başkan da diyebiliriz. İmamoğlu. Bir de İmamoğlu var. Yani bu şimdiden bu net. Seçim sonrasında ben seçim sonucu ne olursa olsun bu hesaplaşmanın yaşanacağını ben düşünüyorum. Yani İmamoğlu İstanbul seçimini kaybetse dahi siyasi geleceği açısından CHP içerisinde bir şeyi denemesi gerekiyor. Bir şey yapması gerekiyor.
Neyi yoksa mesela? Kaybolacak genel yani. Başkanlığa genel başkanlığa ya da onun bir pazarlığına. Çünkü yani Özgür Özel'in bu tür şeylere kapalı olmadığını anlıyoruz. Geçen bir başka televizyon kanalındaki röportajını bir kısmını dinledim. Orada 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir soru vardı. Hani İmamoğlu'nu aday gösterecek misiniz, o mu adayınız falan diye. Ona verdiği cevapta böyle Almanya'daki parti başkanları gibi gördüm. Yani Almanya'da parti başkanı biliyorsunuz partinin seçimlerdeki adayı değildir. Yani hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlık adayı değildir. O partiyi yönetir. Biraz Amerika'da da öyledir hani partinin idari tarafı. Sanki Özgür Özel kendisine böyle bir pozisyon seçmiş. Yani eğer İmamoğlu çok teveccüh alıyoruz halktan onu aday gösteririm. İşte bir başka arkadaşımız alıyorsa onu aday gösteririm. Yani ben adayım, partinin genel başkanı, doğal aday ben olacağım pozisyonda değil.